İstanbul Berlin ismindeki iki şehrin çok renkliliğini yansıtmayı amaçlayan bir platform. Ve bugün bu iki şehrin çok renkliliğini bünyesinde barındıran ve müziği müziğiyle parlatan bir sanatçıyla birlikteyim. İpek İpekçioğlu, namı diğer DJ İpek, DJ, prodüktör, küratör bizi bugün Kasımpaşa'daki evinde ağırlıyor. Teşekkür ederiz İpek. Hoş geldiniz ve merhaba. Öncelikle benim çok hoşuma giden bir lakabım var. Ondan bahsederek başlamak istiyorum. Eklektik Berlinistan kraliçesi lafı nereden ortaya çıktı? Bu Berlinistan kelimesi bana böyle var olmayan bir peri masalındaki bir ülke gibi falan geliyor. <laughs> Kraliçe ne kadar uyumlu bilmiyorum. Daha çok prens veya kral mı olurdu? Ama Berlinistan hem Berlin'de olduğum için hem İstanbul'a çok gidip geldiğim için ve İstanbul müziğiyle çok uğraştığım için ve Berlin şehir olarak Almanya'da oldukça istisnai bir şehir olduğu için Berlinistan yap yani sanki bir ülke gibi Berlin benim için. Ve Berlin hani Hindistan, Pakistan deriz ya bizde Berlinistan. Bir anlamda işte Berlin ve İstanbul kelime oyunları. Çünkü her iki şehir de benim için çok önemli şehirler. Bu önemi biraz açar mısın? Annem birinci nesil olarak 1960'larda Almanya'ya göç etmiş ve Münih'te beni dünyaya getirmiş ve bir süre sonra Berlin'e taşınmış. Ve ben çoğunlukta Berlin'de büyüdüm ve yaşadım ve orada DJ'liğe başladım ee, ve hala orada da yaşıyorum aslında ve arada sırada İstanbul'a geliyorum ve Berlin'deki tabii çok büyük bir tane 300-400 bin e, insanlardan oluşan Türkiye'li göçmen camiası var ee, ve Berlin'i e ben bir nevi de şey olarak yani bir deniz ve bir sürü dalgası olan farklı farklı dalgası olan farklı farklı kimlikleri olan her mahallesine göre kimliği değişen ama değişmeye de açık olan, hazır olan ama bir zamanlar uzun süreler bir duvarın içerisinde bir kafeste yaşamış bir şehir olarak algılıyorum. O yüzden Berlin benim için mesela Almanya'nın farklı başka şehirleriyle kıyaslayacağımız olduğu anda hakikaten Berlin kendisine çok münhasır bir şehir. İstanbul ise 1994-95'te ilk defa bilinçli olarak geldiğim bir şehir ve geldiğim anda da aşık olmuş olduğum bir şehir müzik olarak tabii müzik endüstrisi de en, en yüksek olan şehir de burası. Ve müzik olarak da beni oldukça etkilemiş olan bir şehir. O yüzden ya sanatçı camiasından, müzisyenlerinden tut, gidilen yerlerine, kulüplerini, ama mahallelerine baktığımda İstanbul'da bana Berlin'de çok ortak özellikleri olan şehir. O yüzden her ikisine karar vermek istemedim. Her ikisi de benim dedim. Berlinistan oldu bu da. Eklektik olmasının nedeni de tek düze bir insan değilim. Benim bir sürü kimliklerim olduğu gibi yani hem hem Türkiye'li olmam hem ikinci nesil Almancı olmam. Yani elhamdülillah Almancı olmam. Lezbiyen yaşıyor olmam. LGBT queer komünitesinde aktif olmam. Aynı zamanda kuratör olmam. Ee, ve tabii müzikle uğraşmam, DJ olmam. Sosyal pedagojiden gelmem yani sosyal hizmetler okumuştum. Ondan geliyor olmam. Benim birçok kültürel kimliklerim var. Ve e, yani müzikte de hiçbir zaman sırf bunu çalacağım veya sırf onu çalacağım diye karar vermek istemiyorum. Karar veremiyorum. Çünkü dünyada çok çok güzel müzik var. Ve ben niye bunları sadece bir janreye sığdırayım diye. Yani ben karışık bir insanım. Kafası karışık bir diyeceğim. Zaten müzik olayın müzik sevgisinde çok karışık yaşayan bir insanım. Kendimi kısıtlamıyorum. O yüzden eklektik kelimesini koydum. Ben tam müziğinle ilgili kısma gelmek istiyordum. Bu çok Büyük bir coğrafyadan beslenen bir müzik, herhangi bir setinde dinlediğinde insan oradan oraya sürükleniyor ama böyle inanılmaz bir güzel bir akış oluyor aslında. Bu bu kadar farklı yerlerden beslenmek ve aslında tam da bahsettiğin gibi kendin gibi müziğinin de bu şekilde çok um, farklı kaynaklarının olması ne anlama geliyor senin için? Afganistan'dan bir müzikle çalabilirim, İran'dan bir müzikle çalabilirim veya Arap sözleri olan veya Farsça olan müzikler de dahil ediyorum. Hem elektronik olsun hem geleneksel müzikler olsun. Benim işte iki tane ismim var aslında. Bir DJ İpek bir de İpek Bekçioğlu olarak sanatçı egolarım var. diyeyim DJ İpek'te daha çok Alaturka ve geleneksellere girip elektroniğe kadar seyrediyorum. Ee, İpek Bekçoğlu olarak da çoğunlukla elektronik müzik üretmekle beraber daha çok işte tech house, melodic techno ve teknolara kadar gidiyorum. Ama hep müziğimde bir Orta Doğu, bir Türkiye, bir İran ezgilerini her zaman duyabiliyorsun, yakalayabiliyorsun. Çünkü benim de bu müziklere yakın kılan budur. Bence bu her şeyin sınırlarını çizmekle bağlantılı modern düşüncenin zaten biraz sonu geldi. Çünkü dediğim gibi o sınırları çizmek artık o kadar kolay değil. Birbirinin içinde her şey. Ve hani bu etkileri açık olmak biraz bence o doğaçlamaya izin vermek güzel ve kıymetli. Kültür elçisi gibi aslında Anadolu topraklarındaki müziği Iı, tanıtmak gibi de bir görev görüyor bence senin yaptığın müzik ve senin hani duruşun. Mesela diyelim Uyan Uyan parçasını alalım. Ee, ötme bübül Ötme'yi Petra Nahmanova ile farklı yorumladığımız bir türküdür bu veya bir deyiştir aslında. Alevi değişidir. Ee, i̇nsanlar tabi bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Biz YouTube'da gerçi tercümelerini falan koyuyoruz, Vimeo'da falan ama um, İnsanlar yine de dans ediyorlar çünkü bu terimlere alışık değiller. Bu kadar bol sözlü elektronik müziğe dinlemeye de alışık değiller. Ama ben zaten genelde işte DJ İpek olarak çaldığımda insanları tamamen de farklı bir müzikten alıp bir yerlere götürüyorum. Zaten çok sözlü bir müzik çalıyorumdur o anda. Ve ve sınırları da zorluyorum tabii ki. Sınırları zorlayan bir kimliğim var. Çünkü Almanya'da yaşadım. Almanya'da ırkçılık yaşadım. Homofobi de yaşadım. İşte farklı farklı sınıfçılığı da yaşadım. Ve benim varlığım zaten sınırları zorlayan bir şey. Bu hem Türkiye için geçerli, hem Almanya için geçerli ve tüm dünya için geçerli bir şey. Ve insanlar mesela o tür müzikleri çaldığında diyelim işte türkülerle, altyapılarla nasıl dans edileceğini de gösteren bir insanım mesela. Ve kendi müziğini çalmakta zevk alan bir insanım aynı zamanda. Dans eden bir insanım buna. Ve insanları öyle kaptırabiliyorum. Yani çok farklı çok farklı bir yerlere götürebiliyorum. Öte yandan elektronik müzikleri kalkıp bir Türkçe ile Farsça ile veya Arapça ile veya Kürtçe ile üretmemin nedeni ya elektronik müziğe baktığında aslında çok soğuk bir müziktir. Yani hep böyle dört dörtlük, hep tek düze giden, işte birkaç bir şeyler koyuyorsundur ama aslında o hiçbir kültürel ögeye sahiplenilmemiş olan bir müziktir. Bense ya Almanya'da o kadar göçmen insanlar yaşıyoruz, biz elektronik müziği seviyoruz ama neden kendi dillerimizi duymuyoruz? Neden kendi sözlerimizi, şarkılarımızı ve e, liriklerimizi ve şiirlerimizi duymuyoruz? Bence kişiliğinle yaptığın iş ve müziğin çok birbiriyle tutarlı ve iyi ki de bu şekilde ve böyle. Ben Çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, herkes gerçekten... öyle düşünmüyor bazen. <laughs> yani şöyle ben ilk defa senin sahnede yazadığım zaman nasıl ne kadar iyi hani kendini çok iyi ifade eden ve e, duruşuyla kendine çok güvenli yani ne yaptığını çok iyi biliyor bu kişi şu anda diye bunu hissettim. Güçlü bir şekilde hissettim. O verdiğin enerjiyi de çok iyi aldım bence ve yalnız değildim yani hani büyük bir kalabalık içindeydim. Evet ve Kültür Akademisi'nin Bosporus Partisi'nde sen beni ilk kez. İlk DJ'liğini orada dinledim. Evet. Daha önce Karma Turcu dinlemiştim. Aslında senin şarkıları koyduğun bağlam içerisinde Mesela çok cinsiyetçi bir şarkıcıyla anılan bir parçayı çaldığın zaman, senin setin içinde olduğu zaman o parça tamamen başka bir anlama geliyor. Yani aslında senin kendini ifade etme biçimine dönüşüyor diye düşündüm. Yani hani böyle bir dönüştürücü gücü de olduğunu düşündüm yaptığın müziğin. Evet bazı çaldığım parçalar hakikaten garip. Ve insanlar özellikle Türkiye'liler bunları dinledikleri zaman Allah Allah niye çalıyor falan oluyor. Yani başka bir yerde dinlemezdim. <laughs> ya başka bir yerde dinlemezdim. Başka bağlamda bunu dinlemek için yani gitmezdim oraya falan. Ve aniden ben onu çalıyorum ve aslında o anda ben o parçaya sahipleniyorum. Çünkü onun normalinde hiç dinlenilmeyen bir ortamda çaldığım birinciyle insanların içindeki o belki de o alaturkalığı da biraz çıkartmak istiyorum. Ama bakın aslında parçanın içeriği değil de parçanın e, verdiği o hissiyat ve bayağı böyle Aa, aslında güzelmiş, oynak bir parçaymış deyip e, farklı bir sahiplenilme kafası diyeyim bunu daha çok. Bu ifade alanını açmanı da ben çok kıymetli buluyorum. Peki son e, pandemi senin için e, biraz müziğini değiştiren bir dönem oldu sanırım. E, pandemiden dolayı hem insanlarla Tabii çalarken şu insanlardan bir sürü input alabiliyorum. Bir sürü enerji alabiliyorum. Bu tabii ilk önce tamamıyla yok oldu. Çat diye her şey bitti bize. Ve eve kapalı kalmaya başladım. E tabii ben üretmeye başladım. Üretirken şeyi fark ettim. Gittikçe sertleştiğimi. Bunu kulüplerde de fark ediyorum artık. İnsanlar gittikçe sertleşiyorlar. Daha daha dan 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 dan. Soundlar dinlemeye başladıklarını. Bu sırf teknoda kalacağım anlamına gelmiyor. Ben zaten işte müzik olarak farklı farklı janralarla çalışan bir insanım. Bir süre sonra ya kalkıp da şimdi bir new disco yapayım. annem bir trap parça yapayım da diyebilirim veya veya dubstep bir şey de olsun diyorum. Çünkü sevdiğim beatler bunlar. Kendimi sıkıştırmak istemiyorum veya kısıtlamak istemiyorum sadece bir çekmeceye. Aa, öyle bir şey hiç olacağını tahmin etmemiştim. Ay çok can sıkıcı olur ayol. Çok can sıkıcı. Hep tek düze, hep tek düze aynı şey. Teşekkür ederim. Efendim. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>